3 kilo eti. Tamam, çok şey değil bu. Karışmıyor. Denemesini yapacağız. Etimiz ne etiydi abi? Kuzu. Kuzu eti. Şimdi etimizi koyduk. Şurada parçaları gösterirseniz. Evet abi, bıçaklarımız keskin. 3 kilo kuzu etini koyduk. Şimdi bunda kazan silici var. Ben şeyi de tanıtarak yapayım. Kazanı bu şekilde takıyoruz. Kazanın üzerinde kaldık. Biz bunu bir 10 saniye şeklinde çekelim. İhtiyaç olursa bir 5 ekleriz falan gibi. Buradan start'a bastığımda makinem 10 saniye kadar çalışacak. Kendisi otomatik duracak. Yok. İyi mi? Bir daha. Hiçbir kuvvet 10 saniyede bunu bu hale getiremez. Süleyman Bey 25 yıllık kasap. Baksın bakalım, bir de onun yorumunu alalım. Tuzunu atmadı. Şiş vereyim mi? Yok yok, tamam, şişe gerek yok. Şimdi biz bunu orada saplayacağız. Bir tuzunu atalım, orada saplayalım. Nerede? Makine mi? Makine. Tamam. Tuzunu elde kalmış. Keşke başta atsaydık, onu unuttuk. Süleyman Bey Arabistan'dan dökülme problemi makinemizi görmek için geldi. Çok azıcık ölçüler olduğu zaman mesela kanunları çok ince isteyen oluyor. Evet. Onda diyoruz abi, yani dökülme riski var. Evet. Yapmayalım. Hani senin ölçün absürt ölçü olmadığı için bu dökülmeden bunu pişirir Allah'ım. Bu şu an dökülmez. Bu dökülmez. Yok, bu dökülmez. Nasıl daha çok kullanılan bir ölçü. Bir makinemiz hakkında yorumunu alalım abi. Biz bunları çekip arşivliyoruz. Şöyle tırnak olarak çok güzel. Evet. Dizaynı çok güzel. Tırnakları da güzel. Hı hı. Bu gravaj olarak Adana'da çok güzel. Ama işte bizim orada biz bunu kullanamayız. 70 gram. Bu şu anki 130 gram değil mi? 130 gram. Sana 70 gramlık yapacağız biz. Saplama olarak çok güzel. Evet. Nakışlar iyi. Arka aynı seviyede. Evet. Bizim için önemli olan bu yani. Evet. Bunun bir ince bir düşük olduğu zaman pişmeler bir taraftan pişer, bir taraftan pişmez. Evet. Ama bu çok güzel bir şekilde saplanmış. Allah razı olsun. Evet. Diğer şişi de saplanmış. Bir de 70 gramını görmek lazım bunu. İşte 70 gramını aramadık bu. Kalıbı yeni göndermişiz. Göndermesek tabii hemen de onları diyecektim. Evet. 70 gramlık yeni yaptım çünkü. Daha bu hafta yaptım. Nasıl? Bunlar çok güzel. Koşturdum ama efendim. Aslında evet, bizim öyle bir ocak başı mangal gibi bir şey yapmamız lazım. Şimdi ben bunu bir tek şeyden şüpheliyorum. Pişmesinde nasıl olur? Dökülür mü dökülmez mi? Yani o makine nasıl olur? Dökülür mü dökülmez mi? Evet. Burada denilen elektrikli olabilir mi? Yani masa onu bir görmek. Evet. Kemal Saplama'da sapladığımız etleri şu an pişirme testi yapacağız. Suudi Arabistan'da müşterimiz Süleyman Bey. Ateş nasıl? Biraz daha Ahmet Usta, Mehmet Alav. Ateş yapıyor. Çok sönü bulursa kebabı dökeceğiz. Ölene abi. Bu kadar kebabı dökeceğiz. Ateş sayı bulursa kebabı döker. Ateş çok olursa kebabı haşlar, içini pişirmez. Aynen. Ben bir tane de sapladım. Şunlar da dolapta dinlenmiş olan. Şimdi bu direkt çekip sapladığımız et değil mi? Bu olur mu diyorsun? Direkt sapladığımız et. Bu direkt sapladık. Şimdi bir de sapladık, dolapta biraz dinledik. Dolapta bir saat kadar. O da o. Bir de onu deneyeceğiz. Ben şimdi elimi ulaştırmayayım. Yok abi, sağ ol. Yasin alsın biraz. Köybiber falan giriyor musunuz? He? Köybiber giriyor musunuz? Yani? O Adana'ya koyuyoruz. Bu Urfa. Urfa'da sadece tuz olur. Peki Adana'ya koyduğunuz zaman herhangi bir sorun yaşandı mı makinede? Asla. O şeyi koyduğunuz, köybiber falan koyduğunuz zaman. Bizim, ben al biber değil mi abi? Mümkün değil. Al biber yok. Onu sebze. Evet. Makinede pişen et. Ateşi ver. Bu da onun tarafına sal. Bu da dolapta bir saat dinlendirilmiş. Hmm.
300 lira abi gramından. Gramı biz kendi tarttırıyoruz. Yani ben kendim tarttırıyorum. Kilosu var. En güzel, atıyorum. En güzel. Ben lezzet değişmiyor. Ben hayatta hiç et tartmadım. Niye? Göz kararı mı yaptın? Göz kararı mı yedik sana? Bu da şu an bir saat dolapta dinlenip pişirmeye koyduğumuz. Evet Süleyman abi, bir yorum alalım senden. Vallahi güzel, gayet güzel. Sapladık. Saplaması da güzel, kıyması da güzel. Pişimi de çok güzel, gayet. Dökülme falan herhangi bir dökülme yok. Lezzetli konusunda sıkıntı yok. Çektiğimiz et de zırh makinemize çektiğimiz. Yok abi, her şeyi herkesten iyi biliyorlar. Anteplilerin öyle bir huyu var. Maalesef. He. Dün aynı söylemesi. Şey bilirik iyi bilir. Tamam, bizim biraz daha yani adam buraya abi gelsin. Abi buyur. Abi gel. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Mangal partimiz var. Onunla bir de pişirim testi yapıyorum. Bunun altını kapattım. Bunun altını kapattım. Böyle mangal olmaz. Peki. Bu mangal nerede abi? Mangalın altı açık olmaz var. İşte bir hava aldıkça alev alır bu. Bunda vallahi da açtı. Olur. Bunu da şu. Şuna cihazın. Şurada makine aşağı. Onu da bana yarıştırır. Ya çalışıyor. Siyah şartları sıfıra yatıyor. Kesinlikle dökülme yok. Dökülmez o. Ne dökülme yok. Güzel. Çatlama da yok, patlama da yok. Şey yapalım. Nerede tepsimiz? Tabak nerede? Ya. Geliyor ha. Geliyor. Bunu biraz daha pişirelim. Süleyman'a bakma, takılan bir şey var mı? Buraya yarın mal olmaya değil de kardeşlerin yanına gelmiş gibi. Rahat olabilirsin. Yok yok, bir şey olsa söylerdim zaten. Evet. Ben özellikle evet. Mangal yaktırdım ki göreyim. Geldi diye. Ahmet abi. Başladık. Gördüm gayet güzel. Bu diğer mangalda daha da dengeli bir şey. Anladın mı? Bak burası güzel patlı pişiyor, orası patlı pişiyor. Daha geniş ucu bu ha. Ateş de az kaldı. O ateşin üzerinde. Yani bir yerde fazla var, bir yerde az var. Evet. Benim elimi yakacak kebap icat olmaz. Yok ya. Evet, onu yapak. Onu yapak. Bu kaç gram? 130 30 gram. Tamam. Zırh makinesi çektiğimiz. Sen istedin hemen kema, ama onun yarısı. Kıyma saplamada evet. Sakladığımız hı-hı. Ve pişirdiğimiz et. Şu tamam sardı. Ben deydim abi. Kusura bak. Özür dilerim. Falan tamam. Mı? Tamam abi. Sonuç mükemmel abi. Sen evet. Birini tabağa çeksinler yengeye içeride Süleyman Bey'in.